Avrupa'nın en sevilen, en çok izlenen televizyon programı olan Gülşah Lange ile Mutfak Sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün sizleri çok önemli bir program bekliyor. NLP uzmanı, yanı sıra da hipnoz eğitmeni olan Yasin Bey bizlerle beraber. Hep diyorum ya, konu komşu akraba herkese haber verin. Bugün kesinlikle haber verin. Çünkü hipnoz nedir? Tedavi yöntemi midir? Ne için kullanılır? Hepsini detaylı şekilde öğreneceğiz ama öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, çok sağ olun davetiniz için. Bugün güzel bir program bizi bekliyor ama Şöyle bir konu başlığını açacak olursak bugün neleri konuşacağız? Bugün hipnozu konuşacağız, bilinçaltını konuşacağız, terapi yöntemlerini konuşacağız ve insana ne gibi fayda sağladığını konuşacağız. Değerli izleyenler, Türk televizyonlarında sık sık hipnoz konusu işleniyordu. Biz de tabii ki merakla izliyorduk. Sosyal medyada da sık sık görüyordunuz eminim ki. Ama Avrupa yayınlarında pek izlemedik. O yüzden de biz de ilk olsun dedik ve Yasin Bey'i misafir etmek istedik. Dediğimiz gibi bugün hipnozu konuşacağız. Bir terapi yöntemi. Bunun hakkında tüm soruları ben yönelteceğim. Hipnoz nedir? En önemlisi onu soracağım. Ama biraz bekleyin. Herkese haber verin. Birazdan başlıyoruz. Hemen Aşkın ablacığımın yanına dönmek istiyorum. Nasılsın Aşkın abla? Bu çok ne güzellik iyiyim. Maşallah. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin ama. Teşekkür ederim. Görüşemedik biz, uzun zaman oldu. Benim bazı işlerim vardı. O sebepten uzun evde kaldım ama arkadaşlarım her hafta diyorlar bana, sen niçin yoksun programda? Değil mi? Evet. Bana da sordular, merak ettiler. Aşkın Hanım yok mu? Evet. Dedim Aşkın Hanım biraz dinleniyor ama gelecek bomba gibi, ki öyle de oldu maşallah. Teşekkür ederim. Böyle saçlar falan her seferinde böyle farklı bir güzel görüyoruz. Seviyorum. Evet değil mi? Bakımlı olmak lazım. Bakımlı olmayı seviyorum. En güzeli. Öyle evde bazı hanımlar var, 50 yaşında oldum. Yapmayın ben sevmiyorum ya, öyle. Değil mi? Yapmayın. Sevmiyorum. Bakın kendiniz için, aynaya baktığınız zaman kendinizi iyi hissetmek için, kimse için değil. Valla ben de bayılıyorum. Çocukluğumdan beri bu süs püs hiç vazgeçilmez bir halimiz. Şöyle geçelim biraz hafif. Aşkın ablacığım. Peki gördüğüm gibi burada böyle değişik bir memleketin yemeklerini görüyorum. Karadeniz semalarından. Karadeniz semalarından yapacağız bugün yemeklerimizi. Neler var? Ben Samsunlu Bafralıyım. Onun için çok da seviyorum. Mesela kara lahana çorbasını. Evet. Çok da lezzetli ve sağlıklı. Besleyici değil mi? Besleyici, evet. Bizim kara lahana çorbamızı en tatsız çorba bulmuşlardı. Kim bulmuş onu Allah aşkına? Avrupa'da, dünyada herhalde. Yemek lezzetlerini bilseler ki ne kadar sağlıklı olduğunu. Ya insanlar beğenip beğenmemekte tabii ki serbestler ama belki şey deseler de daha doğru olur. Benim damak tadıma uymadı diyebilirler. Evet. Bence çok lezzetli ve besleyici bir çorba. Karadeniz mutfağı zaten bambaşka, yani onu tartışmaya hiç gerek yok. Bence diyenler bir daha bir düşünsünler. Ben ayda bir yaparım. Sağlıklı. Hiç de hasta da olmam. Değil mi? Özellikle kış aylarında yemeği zaten. Evet. Bahçemden kabak getirdim. Lahana bahçemden buraya tabii ki hazırladım. Evet. Kabak tatlısı yapacağız. Aman aman. Hamsimiz var. Mısır ekmeğimiz var. Ay daha ne olsun. Karadeniz'i ayağımıza getirdi Aşkın abla. Peki şimdi malzeme listesini bir sayalım. Burada görüyorum, bunlar ne için? Malzeme listesi mısır kırması deriz biz. Bu lahananın içine olması olmazıdır. Evet. Çorbanın içine. Akşamdan ben haşladım. Çünkü yetişmez kuru olduğu için. Barbunya fasulye içine gelir. Ekstra iç yağ. İç yağsız lahana olmaz. Nedir o iç yağ, ne demek? Bu koyun da oluyor. Evet. Sığırın da yağlı yerine tuza basılır. Hı hı. Bu durur 5-6 ay. Bunun tadı çok güzeldir. Ha, iç yağ başka bir şey o zaman. Kokusu kuyruk yağı falan da var. Bakayım bir. Yok, kokusu böyle olur. Kuyruk yağı başka. Ha, kuyruk yağı başka. Bu iç yağlı. Evet. Tamam, bak bunu da öğrendim. Bu lahana, iç yağsız lahananın tadı olmaz. Bazı insanlar yemiyor. Onun ama için güzel valla. Hayvansal yağlardan lezzet katıyor. Barbunya geliyor içerisine. Tereyağı getir. Hepsini ben ilave edip kaynattıktan sonra 2 kaşık da mısır unu ilave edeceğim. Hı hı. Çok güzel oluyor. Acı biber de biraz koyacağım. Bugün gerçekten de doyacak karnımız. Bir de turşu kavuracağım. Onu soracağım, ben gördüm. Bunu ben yaptım. Sen zaten elinden her iş geliyor. Bir insan bu kadar bakımlı, bu kadar kokoş olup üstüne de bu kadar mutfakta başarılı olur teşekkür mu? Maşallah ederim. Yani Aşkın abla. Turşu kavuracağım. Hamsimiz var. Tam Karadeniz sofrası yapacağız bugün. Evet, bugün hem gözümüz doyacak, hem gönlümüz, hem ruhumuz. Bugün neler var neler. Ben çayımı hemen koyayım Aşkın abla. Sen de yavaş yavaş başlayabilirsin. Ekmeğimi erken fırına vermem lazım ki iyi pişsin. Hemen çayımızı koyduktan sonra yayınımıza zaten başlıyor olacağız değerli izleyenler.
Dediğim gibi konu komşu, akraba, herkese haber verin. Sonra bana sosyal medyadan, Instagram hesabından yazıyorsunuz. YouTube'a ne zaman yüklenecek, YouTube'a ne zaman yüklenecek diye. Hemen belirteyim. Tabii ki şu anda programın daha başındayız ama kaçıranlar için YouTube'dan izleme şansınız olacak yayınımızı. Yanı sıra da Perşembe akşamları da tekrar yayınla yayınlanıyor. Afiyet olsun. İlk önce Yasin Bey, şimdi sizi zaten tanıyorlar. Onu bir kabul edelim. Sosyal medya kullanıcıları mutlaka ki görmüşlerdir. Mutlaka görmüşlerdir ama tanımayanlar için, sosyal medya kullanmayanlar için bir Yasin Bey'i tanırsak kendinizi bize anlatır mısınız biraz? Tabii ki. İsmim Yasin Bilgitay. NLP ve hipnoz eğitmeniyim. Bilgi sahibi olsunlar diye söylüyorum. Amerika'dan, NLP Society'den, yani bu işin duayeni olan Dr. Richard Bentley'den bizzat sertifikalıyım. Ve şu an kurucusu olduğum Neurofly Akademi'de faaliyet göstermekteyim Almanya'da. Neurofly ne yapıyor peki? Yani akademiye geldiğimiz zaman hangi hizmetleri veriyorsunuz bizlere? Şu an mevcut durumda iki alanda faaliyet göstermekteyiz. Bunlardan ilki bireysel yaptığımız çalışmalar, one to one diye tabir ettiğimiz. Bunda bu tamamen kişiye özel ve kişinin konularına özel biçilmiş bir kişisel çalışma oluyor. Ve bu yüzden de çok hızlı ve etkili sonuç elde edebiliyoruz. Örnek olarak vereyim, bu çalışmalar 4 saat kadar sürebiliyor bir tane randevusu. Ve ikinci faaliyet göstermiş olduğumuz alanda profesyonel sertifikalı eğitimlerimiz. NLP ve hipnoza merak duyanların katılabileceği bol eğlenceli seminerlerimiz var. Ve hatta bu işi profesyonelce uygulamak isteyenlere de tabii ki sınavları başarılı bir şekilde sonuçlandırdıkları takdirde uluslararası sertifikalarını veriyoruz ve akabinde kendileri direkt bireysel çalışma verebiliyorlar. Tabii ben daha detaylı bu eğitim kısmını da konuşmak istiyorum. Çünkü bu işlerin kolay olmadığının çok çok farkında olan bir insanım. Yani böyle 2-3 saatlik derslerle kesinlikle olunmuyor. Yani hipnoz uzmanı, hipnoz terapisti olunmuyor. O yüzden de bugün tüm detayları Yasin Bey'i bulmuşken soracağım. Çünkü bunlar çok önemli. Yani gittiğiniz kişiyi de sorgulayın diye zaten belirteceğiz elbet ama başta söylemek istiyorum. Hani bugünkü konumuz hipnoz. Onunla ilgili detaylı konuşuyoruz ve hangi uzmanlara nasıl danışacağınızı ve neler soracağınızı da bu program sayesinde öğreniyor olacaksınız. Peki sizi tercih eden bireysel olarak gelen danışanlarınız kendi bulunduğunuz bölgeden mi geliyor yoksa Avrupa'dan gelenler de var mı? Ya bu çok güzel bir soru. Ya bu konuyla alakalı şunu söyleyelim. Bu çok gurur duyduğumuz bir nokta. Şu an Almanya haricinde 8 farklı ülkeden danışanlarımız bireysel çalışma için bize geliyorlar Almanya'ya. Bunların içinde İngiltere var, Hollanda var, Fransa, Avusturya, İsviçre, hatta Türkiye'den kalkıp gelenler var ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden yani Dubai'den kalkıp da bireysel danışmanlık için bizim ofisimize gelenler var. Çünkü bunu özellikle sormak istedim. Yoksa ben biliyordum gerçekten de hem Avrupa'dan hem Türkiye'den hem de Arap Emirliği'nden gelenler mutlaka var diye. Ama özellikle de belirtmek istiyorum. Yani sadece siz bulunduğunuz bölgede hizmet vermiyorsunuz. Neredeyse ciddi sayıda bir ülkeden gelen insanlara da orada yine hem eğitim veriyorsunuz hem de danışan olarak da geliyorlar kendileri. Peki hipnozu çok duyuyoruz dedik ya. Evet. İşte YouTube'dan izliyoruz, Türk televizyonlarından izliyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Böyle izlediklerimiz tabii hep aklımızda bir soru işareti uyandırıyor bizde. Hipnoz hangi alanlarda kullanılır? Aslında ilk olarak da onu sormak istiyorum. Evet. Hipnoz iki alanda kullanılıyor. Birincisi sanırım sayın seyircilerimiz de bunu biliyorlar. Şov amaçlı olan hipnoz genelde insanların aşina olduğu bir şey. Bu her yerde de görebiliyorsunuz bunu. Ama çoğunun bilmediği ve gerçek anlamda fayda sağladığı için de terapi amaçlı da kullanılıyor. Bizim yaptığımızda tamamen terapi amaçlı kullandığımız bölümdür. Ya biz görüyoruz onu, hani inkar etmiyorum. Sosyal medyalarda da görüyoruz, YouTube'da da görüyoruz bunu. Tabii ki hani yer kim yapıyor, kim ediyor, Türkiye'de de var, dünyada da var. Bu yapılıyor. Herkesin tercihi sonuç olarak ama biz o şov kısmını gördüğümüz için belki de yanlış tanıyoruz hipnozu. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum seyircilerimiz ne düşünüyor ama yanlış tanıyoruz. Aslında hipnoz çok önemli bir nokta. Tedavi için de kullanılıyor değil mi? Hipnoz nedir'e bağlasak burada daha da doğru olur aslında. Hipnoz nedir? Çok güzel bir noktaya değindiniz açıkçası ve bunun için davetiniz için de çok teşekkür ederim. Sanırım böylelikle yani hipnozun ne olduğundan ziyade ne olmadığınızı seyircilerimize aktarırsak sanırım birçok ön yargıyı ve endişeleri kırmış oluruz. Ve isterseniz soruyu bu yönde cevaplandırayım. Ben hipnozun ne olmadığını anlatırsam. Öncelikle şunu kesinlikle söyleyebilirim. Hipnoz birçok insanın düşündüğü gibi bir uyku değildir.
Kesinlikle tamamen farklıdır bundan. İleriki dakikalarda da buna daha fazla içeriğine geçeceğim. İkinci olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim. Mantık mekanizmasının dışına çıkıldığı ve devre dışı bırakıldığı bir ruh hali kesinlikle değildir. Ve her denileri yerine getirmiyorsunuzdur. Yani kimse size istediği şeyi dikte edip de sizin tamamen mantık dışı bıraktığı bir vaziyete getirip her istediğini size dikte edemez kesinlikle bu. Ve üçüncüsü şunu belirtebilirim, ne olmadığına devam edersek. Yani vücut duyusu veya organ fonksiyonların devre dışı bırakıldığı bir durum da değildir bu. Bazı insanlar maalesef bundan endişe duyabiliyorlar. Ya hiçbir şey hissetmiyorum acaba? Bütün işte organ fonksiyonlarına ne olacak gibisine. Çünkü bazı terapi için gelenler endişeli insanlar da olabiliyorlar haliyle. Ve bu tarz şeyler kafalara takılabiliyor. Kesinlikle şunu belirtebilirim. Böyle bir durum kesinlikle oluşmuyor seans sırasında. Ve sonuncu olarak da nokta olarak da şunu belirtebilirim. Hipnozdan çıkamama diye bir durum yoktur. Maalesef çok sık rastladığım sorulardan bir tanesi de hangisi diye sorarsanız budur. Hani hipnozdan çıkamazsam ne olacak bana? Evet, bu çok maalesef çok sorulan bir soru. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Hipnozdan çıkamama diye bir durum kesinlikle yoktur. Ama biz bunu tabii filmlerde izliyoruz, film portallarında yayınlanan. Ben işin aslında merak ettiğim için bu konuları takip ediyorum. Hem sosyal medya üzerinden hem filmlerde. Şimdi orada öyle şeyler empoze ediliyor ki tık diyor, işte sıcağı hissediyor, daha sıcak, tık diyor, bayılıyor. Şimdi ister istemez hepimizin aklında o soru işareti var. Ya uyanmazsam, evet. Ya istemediğim bir şeyi bana yaptırırlarsa, insanoğluyuz. Biz bunu sorgulamak zorundayız zaten. Hani akıllı insanlar sorgular. Uzmanlarınıza da bunu sorun. Yani bu da gayet normal. Evet, kesinlikle. Yani size ulaştıklarında zaten sayfanıza girdikleri zaman her şeyi çok yakında görecekler. Ekranda da gözüküyor değerli izleyenler. Yasin Bey'e de ulaşmak için o ekrandaki Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Hazır söylemişken bizim WhatsApp telefon numarasına da yazarsanız bilgilerini de hemen hızlı şekilde gönderebiliriz. Dediğim gibi girin Yasin Bey'in sayfasına, detaylı bilgi de alabilirsiniz. O yüzden belki de bizim izlediklerimiz yüzünden bizim aklımızda hep o korku kalmış. Ama sizin evet. Sayenizde o korkuları da sileceğiz, doğruyu öğreneceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarası üzerinden bize kısa bir mesaj yazdığınız takdirde hemen hızlı cevap geliyor size. Yasin Bey'in telefon numarası, Instagram hesabı hepsi size ulaşmış oluyor. Rica ediyorum telefonla aramayın. Çünkü son 20 numara kayıtlı kaldığı için bu sefer arayanlara sonra geri de dönüş yapamıyoruz. Siliniyor. Sonra da dersiniz ki Gülşah Hanım'ı biz aradık, program hattına ulaşamadık diye. O yüzden bu lafı duymayalım. WhatsApp'tan bize kısa bir mesaj yazıyorsunuz. Ardından da size bilgileri gönderiyoruz. Hemen Aşkın ablamın yanına geçeyim. Hazırladım bile sen hepsini. Hazırladım. Neler var içinde? İçinde bak pulver, kabartma tozu. Evet. 2-3 kaşık sıvı yağ, bir tane yumurta ilave ediyorum. Daha güzel kabarıyor, güzel oluyor o zaman. Nerelerde yiyoruz peki biz bu ekmeği? Bunu nerelerde? Lahana çorbasıyla, balıkla, hamsiyle, yoğurtla yiyebilirsiniz. Yoğurtla çok güzel olur. Evet. Ay vallahi yoğurtla merak ediyorum. Kalanı da hemen kesin buzluğa koyun. Isıtıp ısıtıp sonra da rahatlıkla yiyebilirsiniz. Çok da kolay. Çok kolay. Fırından çıktığı zaman, çok sıcak olduğu zaman tereyağıyla karıştırıyoruz. İçine beyaz peynir ya da kaşarlı olmuyor, o şeyi yapıyor. Tulum peyniriyle de çok güzel oluyor. Karıştırıp yediğinizde çok mükemmel. Deneyeceğim evet. Aşkın ablacığım. Yapacağım bugün kaç zaten. Kaç derecede pişiriyoruz? 200 derecede. Bir 40, kesmeyi 45. unutmuyoruz. Şöyle kesiyorum ki kolay kırılsın aldığımda. Tamam. Kaç dakika pişecek peki? Bir 45 dakika, 45 pişmesi dakika lazım. Pişecek. Evet. Değerli izleyenler, Aşkın ablamın da Instagram hesabına bakın. Çok tatlış paylaşımlar yapıyor. Bahçesi de çok güzel, evi de çok güzel. Yanı sıra yaptığı yemekler de o kadar güzel ki. Diyorum ya, hem kendisiyle çok güzel ilgileniyor hem de yemekleri de şahane. Şimdi yavaş yavaş geçeceğiz ekran önüne ama biliyorsunuz ki dünyaca ünlü markaları çok uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Peki nereden mi? Tabii ki Dilbani'den. Şimdi onunla ilgili anlatacaklarım var. Ardından da ekran başında size anlatacaklarım olacak. Hanımlar, beyler, çok değerli çocuklar, hadi ekran başına. Şimdi söyleyeceğim internet sayfasında birçok ünlü markayı ucuza alma imkanınız var. Ekranda görmüş olduğunuz gibi dilbani.de adresine girerek indirimli ürünleri takip edip hızlı şekilde satın alabilirsiniz. Ev tekstilinden mobilyaya, kıyafetten ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Günde 70 bin insanın ziyaret edip alışveriş yaptığı Dilbani'yi siz de ziyaret edip
günün fırsat ürünlerini görebilir, ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde alabilirsiniz. Telefonunuz yanınızdadır. Uygulamalar kısmında Dilbani uygulamasını indirdiğiniz takdirde sürekli haberdar olursunuz. Yanı sıra da Instagram hesapları dilbani.de'den takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belirtmiştim ekran önüne geçeceğiz diye. Yasin Bey ve değerli ekip arkadaşları çok güzel bir slayt hazırlamışlar. Daha detaylı anlatalım ki daha anlaşılır olsun diye. İlk olarak sormak istediğim, hipnozun evreleri var mıdır? Varsa nelerdir? Burada da gördüğünüz gibi 3 tane evresi vardır. 3 evresini anlatmadan önce diğer herkesin, sayın seyircilerimizin de bildiği gibi diğer ilk ikisine, gördüğünüz gibi burada 2 tane boksumuz mevcut. Onları anlatmak istiyorum. İlkine gelecek olursak, buradaki sayın seyircilerimiz de bizi dinlediği vaziyette tam şu an bulunduğumuz durum ayık olduğumuz durumdur. Yani uyanık olduğumuz vaziyet ve bunun bir de bir diğer kısmı vardır. Bunu herkes bilir ve ondan sonra 3 evresine geçmek istiyorum. İkincisi sizce nedir? Yani bilinçaltı, hipnozla ben direkt bağlantı kurduğumuz zaman sanki bilinçaltımız daha çok meydana çıkıyor. Genelde ya. Genelde bunu duyuyoruz, evet. Genelde de bunu duyuyoruz. Bilinçaltı deniyor ama bilinçaltı değil tabii ki. Uyku durumu. Seyircilerimizin de bildiği gibi bir uyanık vaziyetimizi biliyoruz. Şu an bizi izlediğiniz vaziyet. Bir de tabi akşam kafamızı yastığımıza koyduğumuzda uyuduğumuz durumu biliyoruz. Bunun arasında dünya çapında kabul görmüş hipnozun 3 tane evresi vardır. Bunları size aktaracağım. İlki hafif hipnoz diye tabir ettiğimiz hipnoz kısmıdır. Bu detaylarına birazdan gelmek istiyorum. Hafif hipnozda telkin almaya başlıyorsunuz. Bir rahatlama başlıyor. Ten renginden değişiklikler fark edebiliyoruz. Ya hipnoz yapan kişi bunu dışarıdan görebiliyor. İkincisi, orta düzey hipnoz diye tabir ettiğimiz, biraz daha hipnozun derinleştiği, telkin almanın daha da yoğunlaştığı ve birçok konuya artık terapi uygulayabildiğiniz bir vaziyete geliyorsunuz. Ve bunu da bizim yaptığımız seanslarda, hatta üçünü de yapıyoruz bizim yaptığımız seanslarda. Ama orta düzeyde birçok konuyu sonuçlandırabiliyorsunuz. Bir sonraki düzeyde, yani evrede, derin hipnoz diye tabir ettiğimiz, tamamen bilinçaltının açık olduğu ve orada birçok en derinde olan konuları çözüme kavuşturabiliyoruz. Peki derin hipnoza gelene kadar bunlar, yani her biri tabii ki tek seansta olmuyordur mutlaka ki, ne kadar bir süreye ihtiyacımız oluyor? Bunu direkt bir seansta uyguluyoruz. Yani ilkinden başlayıp, yani hafif hipnozdan başlayıp orta düzey hipnoza geçip ve sonlandırmamızı da derin hipnozda yapıyoruz zaten. Yani bunu bir seansta yapıyoruz. Daha önce de belirtmiştim. Bir seansımız zaten 4 saat sürüyor. 4 saat kadar sürebiliyor. 4 saat vakit ayırıyorsunuz. 4 saat en azından bir çalışmamız, evet, sürüyor bir kişiyle. Ve tamamen bu kişinin konularına, kendi kişiliğini içine kataraktan yaptığımız bir analiz çalışmasından sonra yapıyoruz bunları. Yani bize geldiğinde sayın seyircilerimiz de eğer bundan isterlerse, bize gelmek isterlerse, şunu kesinlikle bilmelidirler ki, öncelikle bir analiz çalışması yapıyoruz. Bu analiz çalışmasının sonunda size bir veya iki ya da üç defa gelmenizi söylüyorum. Bunu zaten bize gelmeden biliyorsunuz. Bir ya da üç defa arasında geliyorsunuz. Ama her geldiğiniz seferde hafif hipnozdan başlayıp derin hipnoza kadar sürüyor zaten. Bu da 4 saatimiz hemen hemen sürüyor ve peki, alıyor. Peki biz sizden şimdi hipnoz derken, hafif hipnozdan orta düzey hipnoz ya da derin hipnoza geçerken bunu hissediyor muyuz? Bunu çok güzel bir soru. Bunu siz kendiniz hissetmiyorsunuz. Dıştan size hipnoz uygulayan kişi bunu kesinlikle görebiliyor. Çünkü ten renginiz değişebiliyor. Aa. Geçişlerde vesaire, buna benzer bir takım olaylar olabiliyor. Siz kendiniz bunu hissetmiyorsunuz. Yani bir ışık şalteri gibi düşünmemeniz lazım bunu. Işık kapandı, ışık açıldı gibisine. Yani ve değişkenlik de gösteriyor. Bir hipnoz evresine geldiğinizde o hipnoz evresinde kalmıyorsunuz. Yani şöyle bir şey, orta düzey hipnoza gelebilirsiniz. İşlediğimiz konu sizi çok etkiliyorsa, geçmişten beri içinizde barındıran bir şey, bir konuysa, sizi zorlayan bir konuysa, tekrardan işlediğimiz anda tekrar hafif hipnoza geçiş yapabiliyorsunuz. Ama hipnozda kalıyorsunuz tamamen ve o tekrardan derinleşmeye başlıyor. Bu zaten birkaç saniyelik bir olay. Ama o kişi için bu sanki bir, bilirsiniz, rüyalar çok kısadır aslında. Evet. Birkaç saniyelik bir rüyadır ama bize böyle bir film şeridi gibi geçebilir. Aynısı hipnozda da yaşanıyor. Hipnozu uyguladığımız kişi bunu uzun bir süre olduğunu hissedebiliyor.
aslında sadece birkaç saniyelik bir olay ve tekrar hafif hipnozdan derin hipnoza ya da orta düzey hipnoza geçiş yapabiliyoruz. Aslında geldiğimiz zaman size hani hiç onu düşünmeyelim bence. Hani acaba şimdi hafif hipnozdan ortasına mı geçtim, aynen, derine mi geçtim, değil mi? Kesinlikle. O tabii ki o duygu ve durumla gelebilirsiniz. Sonuç olarak düşünebiliriz onu ama o esnada, evet, o terapi sırasında, o hipnoz sırasında aslında ona takılmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ben de direkt onu sordum. Merak ediyorum işin aslı. Peki değerli izleyenlerimiz mutlaka ki size ulaşmak istiyorlar. Evet. Şimdi arada konuşma o kadar derinleşiyor ki sormayı unutuyorum. Size nasıl ulaşabiliriz? Bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. hypnose.coach.yasin'den ya da web sitesinden www.neurofly-akademi.de sitemizden ilk görüşme için, ücretsiz ilk görüşme için formu doldurup göndermeli, tamamen yeterlidir. Biz dönüşüm sağlayacağız. İlk görüşme ücretsiz mi dediniz? Evet, doğru, aynen, duydum değil mi? Aynen. Dedim acaba yanlış mı duydum diye. Evet, o yüzden kesinlikle tekrar ücretsiz, sormak istedim. Evet, kesinlikle. Ücretsiz. İlk görüşmemiz, evet, ücretsiz. Evet. Ya zaten olması gereken de o. Şimdi hepimiz korkuyoruz, çekiniyoruz da. Yani çünkü hayat standartlarımız var. Standartlarımızı korumaya çalışıyoruz ve tedavi de olmak istiyoruz. İyi de hissetmek, evet, istiyoruz. O yüzden ilki ücretsiz ilki. Aynen. Çünkü ne kadar ihtiyacı olduğumuzu belirliyorsunuz değil, tabii mi? Ki. En önemlisi tanışma amaçlı da oluyor bu. Evet. Siz bizi tanıyorsunuz. Biz sizi tanıyoruz. Konularınızı daha iyi hakim oluyoruz. Yani direkt seansa geldiği bir işlem yapmıyoruz. Biz bunu profesyonelce yaptığımız için önce bir konuyu anlamak istiyoruz. O kişiye de yardımcı olabilir miyiz o konularında? Birazdan zaten konuları da konuşuruz. Evet. Hangi konularda danışmanlık sağlıyoruz? Ama öncelikle telefon görüşmesi yaptıktan sonra bir diğer evreye geçiyoruz. Analiz çalışması oluyor. Analiz çalışmasından sonra da bize gelip bu hipnoz evrelerinden geçebilirler. Yani tam profesyonel bir hizmet, aynen, almak, kesinlikle, istiyorsanız Yasin Bey ve değerli ekip arkadaşlarına ulaşabilirsiniz. Ben her zaman ona önem gösteriyorum, önem veriyorum. Lütfen siz de sorgulayın, öğrenin, sorun, kesinlikle, ve ona göre tercih edin. Instagram hesabından zaten baktığınız zaman detaylı şekilde görüyorsunuz. Yanı sıra da internet sayfasından da girip bakabilirsiniz. Ama siz kısa yoldan ben arayıp direkt randevu yapayım, ilk zaten görüşmede ücretsiz bilgi alayım diyorsanız, aynen, da bence daha doğru yaparsınız. Ekranda, kesinlikle, görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarasına kısa bir merhaba, selam bile yazsanız hemen bilgiler size ulaşıyor olacak. Lütfen arama yapmayın. Mesaj atın, bunu belirtiyorum. Yoksa numaralarınız siliniyor. Şimdi bilinç nedir? Bilinçaltı nedir? Belki de bu konularda hepimizin yaralı olduğumuz noktalar var. Doğduğumuz andan itibaren hep bilinçaltında bazı problemleri bilsek de bilmesek de bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz, önümüze düşüyor. Ama tabii ki bu işin uzmanı olarak da sizden duymak istiyorum. Bilinçaltı nedir? Şunu şöyle anlatabilirim ya seyircilerimizin dikkatine. Şimdi şu bilinç olarak kabul edersek, diyelim şu elim bilinç olarak olsun. Şurada bilinçaltı diyelim. Şimdi bilincimiz bilinçaltımızı kapatıyor. Yani bir çalışma yaptığımızda tamamen bilinçli bir vaziyette olduğumuzda bizim için sıkıntı nedir? Bu bilinçaltına konuların bulunduğu yere inemiyoruz. Ve bunun için de zaten hipnozu uyguluyoruz ki bize bu aşamayı sağlasın, bu imkanı tanısın. Bilinç şimdi hafif hipnozda burada yazdığı şekilde az açık. Yani bilincimiz uyguladığımız hipnoz ve birkaç teknik ve metotlarla kendimin de geliştirmiş olduğum bilincin kenara kaymasını sağlıyoruz. Böylelikle bilinçaltımızı açıyoruz. Ve hafif açık olduğu için bilinçaltına erişim sağlıyoruz ve oradaki konularımızı daha etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaya başlayabiliyoruz. Ve bir sonraki aşamada orta düzey hipnoz daha yeni konuşmuş olduğumuzda da şöyle oluyor. Aynı böyle devam edeyim. Bilinçaltımız az açıktan orta açığa geçmiş oluyor. Yani bilinçaltımız daha fazla açık oluyor ve böylelikle daha derine inmemize, konuları daha derinli bir şey, derinde en derinde işlememize imkan tanıyor bize. Ve bilincimiz yerinde ama bilinçaltımız açık. Bunu kesinlikle deneyimlemelisiniz. Seyircilerimize de buradan teklif ediyorum tekrar. Eğer istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Siz de kesinlikle bunu deneyimleyin istiyorum. Aynı şekilde burada dediğim gibi orta düzeydeyiz. İşlemlere başlayabiliyoruz. Daha da derinleştirebiliyoruz. Telkin alma kabiliyeti daha da yükseliyor. Ve bir sonraki derin hipnoz diye tabir ettiğimizde bilinçaltı tam açık oluyor. Bu nedir? Bu tamamen bilincin çok rahatlamış bir vaziyette bilinçaltını serbest bıraktığı demektir. Biz profesyonelce çalıştığımız için bize güven de tabii burada çok önemli bir konu. Bilinçaltı tamamen açık oluyor ve orada çalışmaları sonlandırabiliyoruz, rahatlatmış oluyoruz ve buradan da zaten çıkışı yapıyoruz en sonunda. Bizi sık takip eden Instagram'dan seyircilerimiz kesinlikle bilir. Genelde bu vaziyeti görüyorlar. Instagram'da paylaşıyoruz tabii yüzler belli olmadan şekilde. Ve buradaki vaziyetten tekrar
aynı ayık vaziyete getiriyor insanları. Genelde de şöyle bir şey oluyor ve çok gülünç durumlar da oluyor. Ay ben uyudum mu falan diye bir, bir sorular da geliyor. Daha önce de söylemiştim. Evet. Kesinlikle uyku değildir. Yani o yüzden deneyimlemenizi çok isterim. Çok güzel bir hissiyattır. Ve birçok endişeler olduğunu biliyorum. Ama kendiniz bunu deneyimi yaptıktan sonra diyeceksiniz ki ay ben bundan mı endişe duydum diye. O yüzden içiniz rahat olsun. Bize İzmir'le iletişime geçebilirsiniz. Ya koruma mekanizması ister istemez hepimizde var ya. Hani o bilinçaltını hani çünkü herkesin yaraları var. Kesinlikle. Herkesin sırtında taşıdığı enkazlar var, yükler var. Hepimizde var ve kolay kolay da açılmayı da reddediyoruz. Evet. Ama tabii ki faydasını görmek istiyorsak kendimizi rahat da bırakmamız gerekiyor. Zaten herhalde şifayı ve o güzelliği hissetmek için de şurada değil mi bitiyor iş? Yani o bariyerimizi önemli. Kaldırdığımız tabii andan ki. İtibaren şu aşamaların hepsi fayda sağlıyordur evet. Ama o bariyer kalkıp kendimizi teslim ettiğimiz an o teslimiyet gerçekleşince aslında o zaman fayda görmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Bu da çok önemli bir şey. Çok kesinlikle. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Ben de deneyimlemek isterim nasıl bir şey olduğunu. Hep diyorum ya merak ediyorum, araştırıyorum. Mutlaka ki ben de gelmek isterim, merak beklerim. Ediyorum. Çünkü beklerim, o kadar naif ve güzel anlatıyorsunuz ki dediğim gibi herkesin sıkıntıları var ve hepimiz bunlardan kurtulmak da işin aslı istiyoruz. Çok önemli. Bilinçaltını hep konuşuyoruz. Hem sosyal medyadan bu konularla ilgili yazılar okuyoruz. Hem dostlarımız, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hep bir bilinçaltı geçiyor mutlaka ama acaba doğru mu biliyoruz, yanlış mı biliyoruz? Uzman olarak size sormak istiyorum. Bilinçaltı aslında nedir? Bununla alakalı bir slaytımız da var. Çok tamam. Güzel değindiniz. Direkt oraya geçelim isterseniz. Çok güzel oldu. Bilinç nedir, bilinçaltı nedir? Oradan devam edecek olursak. Burada bir buzdağı görüyoruz. Dünya çapında kabul görmüş Dr. Sigmund Freud bunu insanoğlunu bir buzdağıyla kıyaslıyor. Diyor ki %5'i insanın bilinçtir, %95'i de bilinçaltıdır. Bu tam ne demektir? Şimdi size onları izah etmek istiyorum. Bilinci kısa süreli hafıza olarak da tanımlayabiliriz aslında. Yani kısa süreli hafıza deyince neler var bunun içinde? Şöyle akıl, zihin. Akıllı bir şekilde zihinli bir durumda neler yaptığımızı biliyoruz, bilinçli bir şekilde biliyoruz. Aynı şekilde irade de tamamen bilinçli yaptığımız bir şeydir ve yeni edindiğimiz tecrübeler de aynı şekilde. Yeni bir şeyi deneyimliyorsak, yeni bir şeyi yapıyorsak her zaman bu bilinçli bir şekilde yapıyoruzdur. Pür dikkatizdir, dinliyoruzdur ve heyecanımız da vardı tabii ki. Bu her zaman bilinçli yaptığımız bir evredir. Ve bilinçaltına geçecek olursak, bilinçaltı tam olarak nedir? Neler var içinde? Buradan kıyas olarak baktığımızda bilinçaltını da uzun süreli hafıza olarak da tanımlayabiliriz burada. Mesela nefes alıp veriyoruz. Şu an seyircilerimiz bizi pür dikkat dinliyorlar eminim bundan. Kendileri nefes alıp veriyorlar ama bunlar kendileri bile hiç bilinçli bir şekilde yaptıkları bir şey değil. Tamamen nefes alıyoruz, veriyoruz ama bunu bilinçli bir şekilde ay şimdi nefes alayım, ay şimdi nefes vereyim diye yapmıyoruz bunu. Tamamen otopilot şeklinde oluştuğu için bilinçaltımız bunu koordine ediyor. Nefes alıyoruz, veriyoruz ve aynı şekilde organ fonksiyonları. Yani kimse oturup da ay kalbim şimdi atsın ya da atmasın, teklesin falan diye bir şey yapmıyor. Bunu tamamen yine bilinçaltının, otopilotun rutin bir şekilde yaptığı bir şey. Bu da bilinçaltının elinde olan bir şey. İnsani değerlerimiz aynı şekilde bilinçaltımızda olan şeyler. Yani anneanne olsun, gelenek olsun, görenek olsun, bilhassa çocuklukta ya ailemizden edindiğimiz bilgiler, birikimler bunlar bizim kendi İnsani değerlerimizi de tabii ki etkiliyor. Bunlar da aynı şekilde bilinçaltında olan şeyler. Bunu her zaman bir şey yaptığımızda, yeni tecrübeler edindiğimizde aynı şekilde insani değerlerimize göre bunları kıyaslıyoruz. Ama bunları bilinçli yapmamıza gerek yok çünkü otomatikman zaten bilinçaltımızda bu prosedür işliyor. Bir program gibi düşünebiliriz. Rutinler daha önce değinmiştim. Bir şey rutin olduğu zaman zaten bu otopilot demektir. Yani kendiniz bir şey yapmıyorsunuz nefes şeklinde. Nefesi alıp veriyorsunuz bu tamamen bir rutindir. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Sabahları aynı saatte kalkıyoruz mesela. Her gün aynı saatte alarminiz çalıyorsa, kalkıyorsanız ne oluyor bu vaziyette? Belirli bir süre sonra şunu kesinlikle herkes yaşamıştır. Telefon çalmadan, yani alarm çalmadan gözlerimiz açılıyor. Yani bunu bilinçli bir şekilde yapmıyoruz. Bunu tamamen bilinçaltı artık bunu rutin haline getirdiği için gözler otomatikman açılıyor ve bu bir rutinleşmiş oluyor. O yüzden rutin olan işler bize çok daha kolay gelir. Zaten beynimiz de bunu çok sever. Rutin dışına çıktığı zaman çok fazla enerji sarf ettiği için sevmez. O yüzden rutinlere daha çok odaklıdır. Rutinli bir şekilde maalesef kötü alışkanlıklar da rutinden evet. Geçiyor. Rutin olduğu için bazı şeylerden de vazgeçmek çok zor olabiliyor. Bu da bunun gibi negatif konuları diyebiliriz. Aynen değil mi? Negatif rutinlerimiz de var mevcut.
Yaşanmışlıklara gelecekse hepimizin yaşanmışlıkları var. Birazdan zaten onları daha derin konuşuruz diye tahmin ediyorum. Yaşanmışlıklarda herkesin yaşanmışlıkları var. Bunlar bizi o denli etkiliyor ki bilinçaltımızda bunlar bulunuyor. Yaptığımız yeni her eylemde, yeni tecrübede bunlar bizi bir şekilde o yaşanmışlıklar süzgecinden geçiriyoruz. Tecrübeleri kıyaslıyoruz. Beynimiz zaten kıyası çok seviyor. Hep kıyasla zaten ilerlediği için. Ve eski deneyimleri alıp yeni deneyimlerle kıyaslıyor. Ve burada yaşanmışlıklar bu yüzden çok çok etkili ve önemli. Ve bunu ne yapıyor? Tamamen rutin bir şekilde, otopilot şeklinde yapıyor. Bunu bilinçli bir şekilde yapmamıza gerek yok zaten. Ve diğerine gelecek olsak korkular. Hepimizin bir şekilde bir korkusu vardır. Yaşanmışlıklardan kaynaklanan genelde korkular vardır. Bunu seminerlerde de her zaman söylüyorum. Birçok korkumuz Hollywood'dan geliyor aslında. Filmlerden kaynaklanıyor. Yani hiç kimse denize gidip bir kötü bir şey yaşamışlığı yoktur ama filmlerde o kadar çok dehşet sahneleri görüyoruz ki suya girmekte korkabiliyoruz bazen derin sularda. Hiçbir şey yok aslında. Hiçbir şey de yaşamamışızdır, deneyimlememişizdir ama yine de bu korkular oluşabiliyor. Bunu da seminerlerde genelde Hollywood etkisi diyoruz biz buna. Hollywood'dan maalesef edindiğimiz korkularda diyebiliriz. Ve aynı şekilde blokajlar ve tabii ki de travmalar. Yani travmalar çok etkin bir şekilde bilinçaltının en derin noktalarında bulunan önemli unsurlar bunlar. Bu unsurları kesinlikle ama kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırmadığınız sürece orada hala kalıyor. Ve yaş ilerledikçe bu sizi başka bir yerlere de sıçrayıp etkileyebiliyor, hayatınızı kısıtlayabiliyor. Bu yüzden her zaman da şunu tavsiye ediyorum. Ne kadar erken bir şekilde o korkularınızı, o blokajlarınızı, o travmalardan kurtulursanız sizin için o kadar daha iyi olacaktır. Daha güzel hayat kalitesi olacaktır sizin için ve bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü yaşla ilerledikçe bu travmaları biz daha çok besler hale geliyoruz. Çünkü maalesef, gençken düşünülmüyor maalesef. Hayatın akışında. Evet. Hani çocukluktan ergenliğe, gençlik dönemi. Ama ben fark ediyorum ki yaşımız ilerledikçe bu travmalarla beslenir hale geliyoruz. Aynen. Onları da besliyoruz. Bu sefer daha da felakete aslında yol açmış oluyoruz. Değil mi? Çok geç kalmadan bence hızlı şekilde bunların tedavisini de yaptırmak gerekiyor evet, diye kesinlikle. Düşünüyorum. Çok iyi bir noktaya değiniriz. Bize gelenlerde de genelde şunu görüyoruz. 40 yaş altı ve 40 yaş üstü yani tam böyle 40 yaş dönemine denk geliyor. Neden? Çocuklar falan bazen böyle büyümüş oluyor artık. Bir oturmuş hayat şekli var, bir standart var. Artık insanlar kendiyle ilgilenmeye başlıyorlar. Genelde şunu görüyoruz, evli insanlar 40'tan sonra geliyorlar bize. Çünkü çocuklar büyümüş oluyor artık. Eğer tek başına yaşıyorsa ya da çocuğunu tek başına büyüten anneler, babalar genelde 40'ın altında bize geliyorlar. Çünkü o çocuk büyümüş oluyor genelde, kendiyle ilgilenmeye başlıyor. Ondan sonra konularına odaklanıyor. Evli olan kişilerde maalesef bunu sık rastlıyoruz. Önce bir çocuğum, önce bir eşim, sonra işte bu hayat standartı, bu ev alacaktık, bu bilirsiniz. Evet. Ondan sonra 40'ın üstüne kayıyor bu dönem maalesef. Ve travmalar bazen o kadar etkin, o kadar yoğun olabiliyor ki insanın bütün hayat kalitesi gitmiş olabiliyor. Ve bu çok üzücü bir durum. Yani bu yüzden sizin sayenizde burada seslenmek istiyorum. Hiç beklemeden en erken kendinizi de düşünüp profesyonel çalışmayla bu travmalarınızdan, korkularınızdan, endişeniz her neyse kurtulmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii hastalıkların da kapısını kapatıyoruz. Kesinlikle. Bunu çok fazla dillendiremiyoruz. Belki konuşulmuyor ama travmaların birçok kötü hastalıkları da tetiklediğini birçok uzmandan, sizin gibi değerli uzmanlardan bunları duyuyoruz. O yüzden geç olmadan hızlı şekilde çözüm yolu bulmak gerekiyor. Bu şekilde aslında ne kadar güzel ki hipnozla bunlara çözüm yolu bulabiliyoruz. Evet. Yani o izledikleriniz gibi değil hipnoz. Gördüğünüz gibi bugün programda evet. Ne şekilde nasıl faydalı olduğunu görüyoruz. Evet. Benim merak ettiğim bir soru var. Reklam sonrasına bırakalım diyorum. Peki. Terapi olarak hipnoz terapisinin hangi konulara fayda sağladığını merak ediyorum. Eminim seyircilerimiz de merak ediyor. Çünkü çok önemli bir yöntem. Nelere fayda sağladığını da uzmanımıza soracağız. Peki neleri konuşacağız dönüşte onu da bir söyleyelim isterseniz. Peki bilinçaltının hangi konular kesinlikle arındırılmalıdır bunu konuşacağız. Kesinlikle ekranda kalmanızı tavsiye ederim. Ekranda da görmüş olduğunuz WhatsApp numarasını hemen kaydedin. Eşe dosta da verin. Bilgi almak isteyenler de oradan merhaba bile yazsalar Yasin Bey'in bilgisini size ulaştıracağız. Şimdi gelin hep beraber reklamları izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Ya
Yasin Bey'i bırakmıyoruz. Reklamları izledik. Asıl sorular şimdi. Böyle hani biraz heyecan artsın diye yapılıyor ya Türk televizyonlarında. Ben de onu yapmak istedim. Biraz daha merak uyandırmak için. Şimdi soracağım sorular bambaşka bir önemlik taşıyor. Peki aşkın ablama geleyim. Benim minnoşumun güzelimin yanına. Sen hazırladın hemen ya maşallah. Kabak tatlımız hazır. Yeşil salatamız hazır. Hamsiyi hazırlıyorum. Ve fasulye turşu kavurmamız. Ay çok güzel, çok güzel olmuş. Bak. Onun yapılışı için gelecektim de konuya dalınca unuttum ama sen bitirmişsin. Çok o da güzel açık, olmuş. Açık kalsın o. Peki bunu sıcak mı yiyoruz yoksa sıcak soğuk mu? Sıcak da yenir, soğuk da yenir. Fark etmiyor. Çok güzel. Ve lahana çorbamız pişti. İçerisine bir kaşık un ilave edeceğim şimdi. Evet. O kıvamını iyi yapması için. Ay bir kokusu var ki vallahi evlere şenlik. Çok güzel. Rabbim oldu, olmayanlara da versin. Burada böyle pişiriyoruz. Hamile olanlar vardır, canı evet, istiyordur falan. Söyleyeyim. Hemen yaptırın kendinize, afiyetle yiyin. Yakın olsa keşke çıkın gelin diyeceğiz de. Ekmeği de gösterelim. Ondan sonrasında sorularımıza zaten devam edeceğiz. Şunun güzelliğine bak. Aman Allah'ım. Ay aşkın abla vallahi çok güzel olmuş ya. Ben şimdi de bir senin yanına gelip hızlı eğitim almam lazım. Pasta gibi. Pasta gibi. Yemede yanında yat dedikleri bu. Tadını da merak ediyorum. Olur. Çok güzel olur. Kesilmesi baksana, de kolay olsun diye zaten evet, pişirmeden önce böyle kestik değerli izleyenler. Ama sıcaktır, elin yanmasın aşkın abla. Şöyle ablacığım, bir. Aman musun? Allah'ım. Bir tane şey. Ay ne yapayım, güzel bir kokusu var. Bakar mısınız? Ellerine sağlık. Hem sağlıklı hem lezzetli, daha ne olsun evet, evde yapmanız için pratik. Yemeklerin yanında da gayet güzel. Ay kokuya bak, çok siz güzel kokuyor. Bir iki ay hasta olmazsınız. Ay maşallah inşallah o zaman öyle diyeyim. Aşkın ablacığım o zaman sen hamsilerimizi hazırlaya evet, dur. Ben hemen dönüyorum çünkü önemli bir sorum var. Not da almıştım buraya. Bilinçaltında hangi konular profesyonelce arındırılmalıdır? Aslında hı, en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu çok güzel bir soru. Bunu her zaman söylüyorum, dillendiriyorum. Dört tane konu vardır. Bunu kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırmak gerekiyor ki rahata kavuşabilsin insan. Bunlardan ilki çocukluk. %99 hepimizi kapsıyor gerçekten. Bu çok önemli bir unsur. Çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz bir takım olaylar. Bu illaki dayak olmak zorunda değildir. Çok büyük hayal kırıklığı da olabilir mesela. Bunu çok sık rastlıyoruz. Danışanlarımızda da görüyoruz. Yani bir oyuncak istemiş mesela. Çok istemiş. Yani o kadar arzulamış. Babası bunu almamış. O bile içine o kadar oturmuş olabiliyor ki bu ileriki dönemlerde böyle kabul görememe duygusunu ortaya çıkartabiliyor. Ve bu yüzden bu takım olaylar da kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırılması gerekiyor. İkincisine gelirsek hayatın döngüsü diyorum. Ölümler. Dünyaya geliyoruz, bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Birini kaybettiğimiz anda bu içimizde çok büyük travmalara kadar yol açabiliyor. Bunu bize gelen danışmanlarda görüyoruz. Ama herhangi birini kaybettiğimizde değil tabii ki, bu bize yakın olan insanlarda. Mesela kimdir? Annemizdir, babamızdır, kendi çocuğumuzdur, eş olabilir, kardeşiniz olabilir, abiniz olabilir bu tarzda. Çok derin etkileyebiliyor. Bu kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırılması gereken konular arasında. Üçüncüye gelecek olursak maalesef günümüzde çok sık rastladığımız bir olaydır. Nedir o? Ayrılıklar. Çok sık rastlıyoruz bugünlerde. Bu illaki bir evlilik olmak zorunda değildir. Uzun yıllardır bir beraberliğiniz vardır ve ayrılmışsınızdır sonucunda. Bu insanı çok etkileyebiliyor, derinden etkileyebiliyor. Bu hatta sizin ayrılığınızda olmak zorunda değildir. Anneniz babanız ayrılmıştır, siz küçükken ayrılmıştır. Ya, bahsettiğim konulardan bir tanesi de daha önce buydu. İleriki dönemlerde mesela ya da sizin değil de empati kurduğunuz, çok yakın hissettiğiniz kardeşiniz, mesela kız kardeşiniz kocasından ayrılıyor. Birkaç çocuğu da var mesela. Bu sizi, bunu görüyoruz zaten danışmanlarımızda da. O kadar etkileyebiliyor ki kendinde blokaj oluşabiliyor. Çünkü çok empati kurduğu bir kardeşi ve bunlar kesinlikle, yani kendi ayrılığınız olsun, annenizin babanızın ayrılığı olsun ya da çok yakın birinin ayrılığı sizi etkiliyorsa bunu kesinlikle profesyonelce arındırmanız lazım. Gelelim dördüncü noktaya. Bunu televizyonlarda pek sık rastlamıyoruz maalesef ama bu yüzden de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da nedir? Cinsel istismar. Bu kesinlikle ama kesinlikle bastırılmaması gereken bir konudur. Kesinlikle ama kesinlikle başına gelenlere söylemek istiyorum. Çünkü bazen bu duygu hissiyat oluşabiliyor. Sizin suçunuz değildir. Bunu kesinlikle buradan söylemek istiyorum. Kesinlikle sizin suçunuz değildir. Siz bir şey yapmamışsınızdır. Çünkü bazen bu duygu oluşabiliyor. Ya ben mi bir şey yaptım acaba? Ben mi teşvik ettim bu duruma gibisine? Kesinlikle değil. Ve bu yüzden böyle bir şey yaşanmışsa
Kesinlikle ama kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırılması gerekiyor. Çünkü ileride ilişkilerde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Güven problemi yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden diyoruz ki bu dördünü kesinlikle ama kesinlikle profesyonelce bilinçaltından arındırın ki musmutlu bir hayata devam edebilin. Hayat kaliteniz artsın ve ileriye dönük daha sağlıklı yaşayabilmek için, değil mi? Aynen. Yani daha iyi bir ruh hali için bence, evet, hepimizin, yani illa bizim bir sorunumuzun olması gerekmiyor. Hani bu noktadan da artık biraz kurtulmamız gerekiyor. Her sağlıklı bireyin de bence, kesinlikle, mutlaka tercih etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun günlük hayatımızda, yaşantımızda bile, hani çok güzel büyümüşsünüzdür, hiçbir travmanız yoktur ama şu anda günlük hayatımızın içinde o kadar çok stresle boğuşuyoruz ki bizim farkına varmadan o bilinçaltımıza neler yerleşiyor. İşte bunlar da ilerleyen yaşlarda sorun, problem, konu olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Bu konuyla da alakalı zaten uzmanımız bu konuda hem kendisi eğitmen hem de bu konuda gerçekten profesyonel. Sizler de girip araştırabilirsiniz. Ama ulaşmak isteyenler için tekrar sormak istiyorum. Size nasıl ulaşabilirler? Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz bize. hypnozu.coach.yasin ya da www.neurofly-akademi.de dediğimiz sitemizden formu doldurup, ücretsiz ilk görüşme için formu doldurup göndermeli, tamamen yeterlidir. Hemen akabinde kendileriyle iletişime geçeceğizdir zaten. Şimdi siz ilk görüşmeyi ücretsiz söylediniz ama şimdi bizim değerli izleyenlerimiz için bence bir şeyler daha yapmanızı istesem, indirim gibi. Ne yani gibi? Birebir böyle danışanlarla hani eğitim almak isteyenler var, onlar için söyleyelim aslında. Peki. Birebir danışanların bambaşka konu, çünkü ona pek de dahil olmak istemiyorum işin aslı, çünkü herkesin süresi bambaşkadır. Evet. Yani örnek veriyorum, ben iki terapide fayda görürüm, başkası 3'te 4'te. O yüzden o konu bambaşka bir nokta olduğu için ona pek de dahil olmak istemiyorum ama eğitimlerle ilgili, çünkü bu önemli konuda eğitim almak isteyen birçok insan da var. Bu eğitim noktasında bir kolaylık sağlasanız bari. Peki şöyle yapalım o zaman. Eğitimlere ve seminerlere diyelim bunu. Hı hı. Bunu da biz katalım. Şöyle olsun, %50 olsun. Uygun mudur? Valla ben şimdi böyle elimle gösterecektim size. Yarısı olsun diye %50. Peki. Ben yapmadan siz direkt %50 tamam, dediniz. O zaman şu, kontenjan sınırlı olduğu için biz de seminerlerde, yani çünkü profesyonel bir şekilde, hı hı, otelde yapıyoruz. Kontenjan sınırlı oluyor. O zaman şöyle, bize ilk 20 kişiye diyelim. Tamam. İlk 20 kişiye %50 bir indirim yapalım. Hatta bunun da sınırlandırması şöyle olsun. Mart'ın sonuna kadar izin tanıyalım. O zaman tekrar ediyorum ben. Tekrardan söylüyorum. %50 bir indirim var. Vallahi beni çok mutlu ettiniz, açık ve net söyleyeyim. Eğitimini almak istiyorsanız, seminerlere katılmak istiyorsanız %50 indirim alacaksınız bizim programa özel olarak. Ben sosyal medya hesabımda da paylaşacağım. Sizler de bu konuyla ilgili eğitim almak istiyorsanız, bu da önemli bir konu gerçekten de. Bakın günlük hayatımızda hepimizin bu eğitmenlere ihtiyacımız var. Kesinlikle ki bize ama, çare kesinlikle olsunlar. Sizin gibi değerli insanların da onları yetiştirmesi için önemli bir kapı. Sizler de eğer bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarasına bilgi yazarsanız hızlı şekilde yönlendiririz. Sizler de bu eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Altını tekrar çize soracağım. Bu eğitimler peki ne kadar sürüyor? Yani biz böyle bir saat konuştuktan sonra, iki saat konuştuktan sonra hemen hipnozcu oluyor muyuz? Hipnozcu diyorum da yanlış bir terim oldu. Yani hipnoz uzmanı oluyor muyuz? Bu günlük seminerler bazında oluyor. Yani eğitim seminerine göre değişkenlik gösterebiliyor. 3 günlük var, 4 günlük var, 5 günlük var. Ama bunun daha öncesinde teori kısmını işliyoruz. Çünkü bunun için gelip de hep beraber bir otelde oturmaya gerek yok. Bir seminerde oturmaya gerek yok. Bunu tamamen online yapıyoruz. Bu da güzel. Çünkü zaman kaybına yol açmıyor. Evde oturabilirsiniz, izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Canlı oluyor bu online seminerlerimiz. Akabinde belirli günlerde profesyonel bir şekilde bir otelde 3, 4 ya da 5 gün oluyor hangi eğitime katılırsanız. Ve orada kesinlikle ama kesinlikle seminerin içinde öğreniyorsunuz bunu. Ve hatta katılımcılar birbiri arasında bazı konuları çözmeye bile başlıyor. Bunların arasında şunu da söyleyebilirim. Yani köpek korkusu olanlar vardı mesela. Bunu daha önce çözmüşlüğümüz vardır. Yani bir katılımcı başka bir katılımcının köpek korkusunu seminerin içinde, sanırım ikinci gün olması, evet, lazım, yenmesini sağladı. Dışarıdan bir köpek getirmiştik. Çalışanlarımızın bir köpeği vardı. Çok tatlı bir köpektir bu arada. Getirdi. Çok korkuyordu ve korkusunu yenmesini sağlamıştık. Hatta Instagram hesabından bunu da izleyebilirsiniz. Orada videosu da mevcut.
ne kadar önemli. Ya ben başta söyledim ya, hani ne kadar sürüyor, bunun da sormamdaki sebep aslında bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu, yani bir iki saatte eğitim alamayacağınızı belirtmek için. Sözümüz kimseye değil ama sosyal medya sayfalarında böyle reklamlar artık önümüze çok fazla düşüyor ya, yani aynı günde sertifika, hani bunu da bir maharet olarak yaptıkları için kızıyorum. Çünkü sonrasında gerçekten de işin uzmanı olmayan kişilere bazen kendimizi teslim etmek zorunda kalıyoruz. Özellikle sordum, bu eğitimler ne kadar sürüyor? Çünkü çok önemli. Sizler de bu konuyu lütfen araştırın, öğrenin, ulaşın. Yasin Bey ve değerli ekip arkadaşları size zaten en doğruyu yönlendirecektir. Tabii ki diğer konularda da değerli izleyenler, sizler de Yasin Bey'e ulaşmak istiyorsanız, görüşmeler yapmak istiyorsanız, fayda görmek istiyorsanız da her daim ulaşabilirsiniz. Ya son birkaç sorum kaldı. Ardından Aşkın ablaya geçeceğim. Aşkın abla aslında başlayabilir pişirmeye. Şimdi biz bu bilinçaltı arındırmasını konuştuk. Çok güzel anlattınız ama faydaları nelerdir? Hangi konularda faydalar sağlar? Şunu şöyle aktarabilirim. Yani bir görsel olarak düşünürsek, hani Kapadokya'daki balonları baz alalım. Bu balonlar istediğiniz kadar helyum salabilirsiniz o balonların için. Devasa bir boyut alabiliyor ama o kum torbalarını, o zincirlerinin kurtulmadığı sürece bu devasa balon havalanamıyor. İnsanoğlu da böyle bir şey. Bundan çok kıyaslarım ben bunu. Eğer o geçmişteki o ağırlıklardan kurtulmazsanız, o bağlantılarınızdan kurtulmazsanız, o travmalardan kurtulmazsanız ne oluyor? Hala orada bir yerde takılı kalıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşma imkanınızda biraz kısıtlanabiliyorsunuz, zorlanabiliyorsunuz. Ki ne zaman bunlardan kurtuldunuz? Bir o devasa, Kapadokya'da bilirsiniz, o balonlar nasıl havalanıyorsa, insan da kendi dertlerinden kurtulduktan sonra aynı bu şekilde hedeflerine, yeni hayatına, daha yeni bir hayat standartına kavuşmuş oluyor böylelikle. O yüzden o geçmişteki konulardan arınmak çok çok önemli diyoruz. Biraz da bizlerin de razı gelmesi gerekiyor bu sıkıntılarımızdan, günlük hayatımızda yaşadığımız, çocukluğumuzda, hangi evrede olursa olsun bunlardan aslında kurtulmaya da razı, kendimizi teslim etmeye razı şekilde de gitmemiz gerekiyor. Ön yargıları bırakalım, doğru bilgiye erişmek için de araştıralım. Tabii ki biz de sağ olsun kendisi de bizleri kırmadı, programımıza katıldı, doğru bilgiyi vermeye her zaman özen gösteriyoruz bu konuda. Sizler de ulaşmak istiyorsanız tabii ki Yasin Bey'e ekrandaki telefon numarasına lütfen WhatsApp'tan kısa mesaj atın. Hızlı şekilde sizleri yönlendirelim. Kapanışta bir soru soracağım. Tavsiyeleri öğreneceğim. Şimdiden böyle bir size hatırlatma olsun. İzleyenlerimiz mutlaka ki sizin tavsiyelerinizi merak ediyordur. Onu da soracağım. Ama ondan önce size geçeyim. Aşkın ablam kızartmaya başladı. Çok da güzel kokuyor. Şimdi o mısır ekmeği sıcak ya. Evet. Tereyağla güzel karıştırdık ve beyaz peynir koyacağız bunu. Ay bugün ziyafet var. Bak şimdi. Çok güzel olur. Görüyor musun? Evet. Çok güzel. Çok da lezzetli olur. Ay keşke buradan kokuları size gönderebilsek, lezzetlerini gönderebilsek. Bakın, nasıl güzel. Ne kadar güzel oluyor. Vallahi Aşkın ablam marketli. Çok da güzel hazırladı. Çok hızlı şekilde pişiyor değil mi? Ay ben evet, denedim evet. Bir kere Aşkın abla da. Ben beceremedim böyle tavada yapmayı. Neyi hata yaptım mısır bilmiyorum. Mısır ununu bulamadın mı? Buladım. Bir de teflon tavada yapışmıyor. Diğer tavada evet. Yapışıyor. Hayır, çevirmeyi yapamadım. Çevirmeyi nasıl yapacaksın? Bak şimdi. Orada bir problem yaşadım. Ne yalan söyleyeyim. Düz bir tabakla ama işte yağlı mağlı olunca çevirmeyi biraz... Çevirmeyi böyle bir tabağa akıtacaksın. Evet, yağını. Çevirirken görürsün. Ondan sonrasında da zaten servise hazır olacak. Ben evet. O zaman son bir merak ettiğim tavsiyeleri alayım. Çok ondan sonra da sunum tabağıyla tamam. Yavaş yavaş kapanışa da geçelim. Tavsiyelerinizi merak ediyorum. Tabii ki. Yani tabii ki bu bir programlık bir konu değil. Yani her konuştuğumuz konu kendi başına birer programlık konular. Ama biz burada tadımlık her şeyi sizlere anlattık. Herkes ihtiyacı olanı çeksin alsın içinde diye, ama son böyle kapanışa doğru da sizin tavsiyelerinizi öğrenmek istiyorum. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Her şeyi içinize atmaktan kesinlikle vazgeçin diyoruz. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Ne kadar erken alırsanız o kadar daha iyi olacaktır sizin için. Ve üçüncü olarak da şunu belirtmek istiyorum. Profesyonel destek aldığınız kişinin kesinlikle ama kesinlikle sertifikalarını, eğitimini sorgulayın. Zaten bu kendi doğal bir şekilde size bunları cevaplandıracaktır. Ve bu üç noktayı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabağımız hazır mı Aşkın ablacığım? Evet hazır. Her şey hazır. Aa burada. Evet. Şahane. Çorbamız. Şu çorbayı şöyle bakın. Ne kadar şöyle tepe kamerasından gözüksün diye şöyle mi getirsem yönetmenim? Böyle iyidir, gözüküyordur herhalde. Biraz daha şöyle gel diyorlar bana. Evet, evet nasıl?
Aman Allah'ım. Vallahi bugün bereketli, evet, güzel bir soframız olacak. Harbisiniz. Kapanıştan sonra afiyetle yiyeceğiz. Kısa bir özetle neler var burada tezgahımızın üstünde? Burada lahana çorbamız var, salatamız var, hamsi kızarttık, turşu fasulye turşusu kavurduk ve sıcak mısır ekmeğinden tereyağlı, peynirli karışım yaptım. Ona da bizde cumhur derler, bilmiyorum başka yerde daha değişik diyorlar. Kabak tatlımız var. Artık hepsi burada hazır. Hepsi ama burada. Çorbadan biraz çorba, kısa bahsedelim ya. Çorbamız çok güzel. Çok güzel, evet. Çok nasıl güzel yaptık? Kısa bir özet geçebilir miyiz? Çorbamıza lahanaları çok küçük küçük kestim. Mısır kırığı derler bizde. Mısır kırığı, barbunya fasulyeyi haşladım. Hep beraber tereyağı, pul biber. Ben tereyağında soğan da kavuruyorum içerisine. Evet. Hepsi birden. Bir de iç yağ. Lezzet bombası yapıyor yani. İç yağsız olmaz. Lezzeti olmaz iç yağsız. Ve karıştırdım. Bir, iki yemek kaşığı da mısır unu ilave ettim. Karıştırdım. Bakın şimdi bunun güzelliğine bak. Evet. Ay vallahi çok da güzel. Sen bunu hem başlı geçer başına, başlı başına bir yemek aslında. Çok hani güzel. Çorba gibi deyince sanki böyle eksik kalıyor gibi. Evet. Yani başlı başına tek bir öğünde yiyebileceğiniz, hani bu kadar çeşitli de yapın elbet ama sadece bu lahana çorbası bile, kara lahana çorbası, evet, değil mi? Evet. Bununla beraber bile öğününüzü tamamlayabilirsiniz. Ellerine sağlık Aşkın mısır ablacığım. Mısır ekmeğimiz çok güzel. Mısır yoğurtla çok yiyebilirsiniz. Güzel. Ay o kadar acıktık ki vallahi konuğum da elbette yorduk sizi de Yasin Bey, siz de acıktınız değil mi? Acıktım. Bir görünce bunları çok güzel görünüyor gerçekten. Elde değil. Çok teşekkür ediyorum. Ya, iyi ki geldiniz. Ben bu programı inanın böyle heyecanla bekledim. Çok şükür bugün çektik. Daha tabii çok soracağımız sorular var. Zaman içerisinde zaten hem sosyal medyadan da ulaşıp sorabilirsiniz. Hem de inşallah bir daha tekrar programımıza katılırsınız. Tabii ki. Bu bilgilerden bizler de faydalanırız. Son sözlerinizi alalım, ondan sonra da yavaş yavaş kapanışa geçelim. Tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla yemeği bekliyorum. Hep beraber doyuracağız karnımızı. Evet değerli izleyenler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese kalpten yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.